Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için Kawasaki Z900'ü inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi dış görünüş olarak çok asabi duran bir motor. Siyah renk ve farlar bayağı ilginç duruyor. Şimdi hemen lafı uzatmadan bir sesini dinleyelim. Çünkü biraz önce bu motora bir egzoz taktım. Arol egzoz taktık. Şöyle hemen açalım. Ama tabii ki katalizatörü iptal etmedik. Onun üzerine taktık. O yüzden ses çok yüksek değil ama bir sesini duymanızı isterim. Şöyle biraz ısınsın, yağ içinde dağılsın. Bayağı iyi. DB killer'ı da söktük bu arada. O yüzden ses bayağı bir tok, kaba. Hemen şöyle yola çıkalım. Bir incelememizi yapalım. Bir sesini dinleyelim yolda da. Bayağı güzel gidiyor. Oh, serinledim. Sıcak hava. Bu arada motosikletimiz 2017 model. 2017 model Z900 Kawasaki. 4 silindirli. Selamımızı da verelim arkadaşlarımıza. Böyle güzel yeşillik yollarda hemen incelemeye başlayalım. Yani ciddi bir tork ve güç söz konusu. Motor bloğumuz bu arada 948 cc, 91.2 kW ve 98 Nm güç tork üretiyor. Ve 125 beygir ciddi bir güç. Az önce de hızlanırken hissetmişsinizdir farkı. Tabi egzoz da değiştiği için biraz da performans artışı olmuştur. Onu da sonradan taktık, şimdi orijinalinde gelmiyor. Bu arada Oxford elcikleri var. Bunlar da üzerinde gelmiyor. Modifiyeleri hemen söyleyeyim, yamuk olmasın. Motosikleti yani ilk sürdüğümde, ilk bindiğim anda böyle bayağı bir rahat kullandım. Çünkü daha önce de naked motosiklet kullanıyordum ve naked motosikletlere çok iyi uyum sağlıyorum. Çok hoşuma gidiyor sürmek ve kontrol etmek. Çünkü kontrolleri çok kolay. Yani tam anlamıyla böyle bisikleti nasıl incedir, bisikleti daha kolay, hafif olduğu için kontrol edersiniz. Onun gibi bunlarda bayağı bir konfor hissediyorum. Kontrollerden biraz bahsedeyim. Ekranda vites göstergemiz var, bir devir göstergemiz var. Bunlar dijital bu arada, yakından çekeyim biraz. Altında bir kilometre göstergemiz var. Ekranda benzin göstergemiz sağ tarafta. Solda da bir ısı, sıcaklık göstergemiz var. Gösterge bayağı iyi. O açıdan bilgi içerikli. Bayağı beğendim bu özelliklerini. Genelde birçok bu tip motorda vites göstergesi olmuyor. Biraz sinir bozucu oluyor. Sol tarafta bir dörtlü ışıklarımızı yakan bir lambu butonumuz var. Ön tarafta selektör yapmaya yarayan bir düğmemiz var burada. Debriyaj ve ön fren ayarlanabiliyor, yüksekliği ayarlanabilir şekilde. Orijinalinde geliyor bunlar. Uzunlar, kısalar sol tarafta. Burada bir kill switch sağ tarafta, her zaman olduğu yerde, ve start butonumuz. Anahtar bölümü orta kısımda. Keyless go falan değil, herhangi bir özellik yok öyle. Anahtarlık normal çalışıyor. Bu arada güvenlik sistemi var bu motorda. Yani immobilizer dediğimiz sistem var. Şurada yazıyor tam olarak. Anahtarı kopyalasalar dahi bu motoru çalıştıramıyorlar. Tornavida sokup çevir falan olmuyor. Buna önlem olarak böyle bir sistem yapılmış. 17 litrelik devasa bir depomuz var. Bu deponun ağırlığını da pek hissetmiyorum. Çünkü bilmiyorum nasıl yapmışlarsa. Şuradan sola döneceğim. Oradan da U dönüşü yapacağım. Güzel bir dengeleme operasyonu var. Yani dengesini güzel yapmış adamlar. Genelde böyle büyük depolu motorlarda ağırlık çok hissedilir. O yüzden farklı. Böyle bir rahat, yani ciddi anlamda rahatlık hissediyorum. Böyle hızlı hızlı gidiyor. Tabi neredeyse 1000 cc'lik bir naked motosiklet. Naked sport bir motosiklet. Bunun da durması için güzel özelliklere ihtiyacı var. Fren kaliperlerinin iyi olması lazım. Bunda da, bu motorda da ön tarafta 310 mm'lik çift disk kullanmışlar. 4 kaliperli fren kaliperlerimiz var. Arka tarafta da 210 mm'lik bir tane diskimiz var. Ve onda da bir tane kaliper var. Bir piston sıkıştırıyor. Fren sisteminde tabii ki ABS özelliği de var. O da çok büyük etki ediyor hızlanmada ve hızlandıktan sonra durmada. Bayağı kısa sürede, şöyle bir hemen deneme yapayım sizin için. Yani ciddi bir fren sesi duymuşsunuzdur, fren sesini. Hani böyle yalpalamadan duruyor motor yani. Bence bayağı iyi ama tabii ki
Her güzel şeyin bazı negatif yönleri de vardır. Bu motorla alakalı internette araştırdığım kadarıyla bazı kronik sorunlar olduğu yazıyordu. O da onlardan bir tanesi de az önce sesi biraz yükseldi ama gitmedi mesela motor, anlamışsınızdır. Debriyaj sisteminde biraz problem çıkabiliyormuş. Vites atmalarda küt küt sesler gelmesi ama çok fazla ses gelmesi gibi problemler olabiliyormuş. Bir de yine internette okuduklarım kadarıyla arka taraftaki amortisöründe problem çıkabiliyormuş. Fabrikadan çıktıktan sonra, yani bu sürüşle falan alakalı değil. Öyle bir şeyler okudum. Ama tabii ki bu hepsinde olacak diye bir şey yok. Bazılarında böyle sorunlar olabiliyor. Sinyali kapatalım. Bu arada lambalar, ampuller halojen, standart, led falan yok. Sinyaller de aynı şekilde. Tabii bu güç, hız, frenleme vesaire derken, şöyle selamlayalım. Herkes selamlıyor bugün bizi. Motorumuzun da kuru ağırlığı 210 kilo. 210 kilo ciddi bir yük ama bunu hiç hissetmiyorum. Yavaş gittiğim zaman da hissetmiyorum gerçekten. Böyle hani hiç ağırlık yok. Gerçekten böyle bir, bilmiyorum, dengesini iyi çözmüş adamlar. Ben bu motosikleti gerçekten satın da alabilirim yani. Ciddi anlamda beğendim. Böyle kolay kolay da motosiklet beğenmem yani. Bayağı hoşuma gitti. 210 kilo, 17 litre depomuz vardı. 795 mm yüksekliğinde de koltuğumuz var. Selemiz var. Sürücü koltuğu 795 mm. Bence çok yüksek değil. Çok daha yüksek olanlarını da biliyorum. Daha yüksek olan motorlar da var. Bu böyle gerçekten boyu 1.70 civarında olan arkadaşların da, çok böyle 1.65-1.70 aralığında olan arkadaşların da çok rahatlıkla kullanabileceği bir motosiklet. Tabii ki bir de bu motorun kimler tarafından tercih edilebileceğini hemen cevaplayayım. Ben şahsen bu motosikleti şehir içinde çok kolay kullanabileceğimi düşünüyorum. Trafikte aralardan geçme, herhangi bir yükseltiden çıkma, kaldırma, inme çıkmaktan bahsediyorum. O işleri rahatlıkla yapabileceğiniz şık bir motosiklet. Tabii ki altınızda da güzel duracaktır. Biraz da ben viraj yapıyorum, piste gidiyorum veya yollarda, virajlarda yatmayı seviyorum diyorsanız da, yatmak için ciddi anlamda alanınız var yani. Şöyle söyleyeyim, pegler falan kolay kolay yere değmiyor. Lastik ebatları da geniş. Ön 170 miydi, 50 miydi, öyle bir şeydi, ekrana yazarım. Arkada 180 lastik var. Ciddi bir genişlik söz konusu. Rahatlıkla yatıp kaldırabiliyorsunuz. Ben biraz viraj denemesi yaptım, hoşuma gitti. İnsanı tedirgin de etmiyor. Üzerindeki lastikleri şu anda bakmadım ama muhtemelen bunlar orijinal lastikleri değildir. Üzerinde gelen lastikler tabii ki ülke ülke değişiyor. Hangi ülkede nereden satın aldığınıza bağlı olarak maliyeti düşürmek için farklı lastikler kullanabiliyorlar. O yüzden onları pek anlatmayacağım. Burada çünkü Hollanda'da en dandik lastik bile çok iyi tutuyor. Çünkü yol, asfalt kalitesi bayağı iyi. Bu arada burası Hollanda, bilmeyen arkadaşlar için bunu da söylemiş olayım. Bu motoru işe gidip gelmek için kullanabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi hafta sonu gezileriniz için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama uzun yol yapacaksanız ön kısmında belki bir cam olsa daha iyi olur. Belki cam modifiyesi yapabilirsiniz. Arka kısımda, arka koltukta oturacak arkadaşın pek şansı yok. Arka tarafta birisinin oturmaması lazım uzun yolda özellikle. Çok yüksekte ve rahatsız edici sertlikte. Kendi selesi de bayağı sert. Arka lastiğin otobanda, yolda, virajlarda vesaire de yaptığı hareketleri hissedebilmemiz için genelde motosikletin lastiklerinin koltuklarını sert yaparlar ki o şeyi algılayabilin rahatlıkla. Selesi böyle biraz yukarı doğru. Yukarı doğru olduğu için de böyle biraz geri gidip arkaya popoyu, arka yolcu koltuğunu yükselti kısmına yaslayıp rahatlıkla öne eğilebiliyorsunuz, yatabiliyorsunuz. Böyle şekilde top speed, top speed denemeleri yapabilirsiniz. Yani o konuyu biraz düşünmüşler gerçekten. Böyle piste falan girecek arkadaşlar için koltuk kısmı bayağı uygun, rahat yani. Sert, biraz sert tabii ki ama uzun yol yapacaksanız ya bunu da biraz çekmek gerekiyor. Tabii bunun için alternatif ürünler de var. Yumuşak seleler üzerine konulabilen şişme jel koltuklar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bayağı güzel, bilmiyorum. Şeyi güzel, sesi, orijinal egzozuyla sesi de güzel aslında. Hani modifiye yapmana da çok gerek yok. Aynaların şekli çok güzel. Böyle köşeli, sivri kenarları var. Tabii Kawasaki çizgileri bunlar. Arkayı da böyle iyi gösteriyor. Çok da titremiyorlar. Yüksek hızlarda dahi gitseniz titreşim de çok az oluyor. Sağa sola dönme de yok. Sağlamlar yani. Bağlandığı yerlerden dolayı. Benim kendi birkaç yorumum var bu motorla alakalı. Motor güçlü, sakin bir insan için de sürülebilir. Ama eğer ben
kendimi kontrol edemiyorum diyorsanız almanızı önermem. Ama ben kontrol edebiliyorum, bu benim 6. 7. motorum olacak diyorsanız bu motosikleti size tavsiye ederim. Bu arada 6 viteste, onu söylemeyi unuttum. 5 vites değil, 6 vites. Böyle bir motor için tabii 5 vites biraz saçma olur. 6 vitesli güçlü bir motor. Bence yüksek hızlarda da yani 200'ün üzerine rahatlıkla çıkabiliyordur bu motosiklet. Burada bir deneme yapmadım ama bir şansım olursa, ki uzun süredir olmadı, bir Almanya'ya gidip hız sınırı olmayan otobanda buna benzer bir iki motosikleti denemek istiyorum. Tecrübe etmek istiyorum o hız limitlerinin zirvelerini. İstanbul'dayken çok rahatlıkla hız yapabiliyorduk. Bizi benim orada olduğum zamanlar 3 yıl önce helikopter falan takip etmiyordu ama herhalde şimdi helikopter olayı çıkmış biraz da. Ama burada hiçbir yerde yapamıyorsun. Polis bir gördü mü ehliyeti de elinden alıyor, motoru da alabiliyor. O yüzden çok riske girmek istemiyorum yani. Kaçırmıyorlar yani, yakalıyorlar. Kendi tecrübelerime dayanarak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Oxford'un elcik ısınması var üzerinde. Bunlar biraz sert oluyor genelde. Bir tık sert yapıyorlar çünkü ısındığında zaten yumuşuyorlar. Elcik ısıtma olduğu için içten ısınıyor. Bunlarla motosiklet sürmek biraz rahatsız edici oluyor. Çünkü böyle 4 silindirli bir motorun ince bir titreşimi oluyor. O elinize geldiği zaman sizi ciddi anlamda rahatsız edebiliyor. Özellikle böyle işte 100-120-130'lu kilometrelerde, eğer 4. 3. viteste böyle hızlı agresif sürmek istiyorsanız o titreşim biraz ellerden çarpabiliyor ama orijinal elcikleriyle gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Orijinal elcikleri genelde ona göre yapıyorlar. Tabii bunları modifiye de edebiliyorsunuz. Dik oturuş pozisyonuyla sürüldüğü için de çok rahat. Ben bu yüzden de bu motosikletleri çok beğeniyorum. Naked motosikletleri beğeniyorum. Dik oturuş pozisyonu. Racinglerde biliyorsunuz biraz öne eğilmemiz gerekiyor. Bel ağrıyor, sırt ağrıyor. Ama bunda dümdüz oturuyorsunuz. Şöyle selamlayalım motorcu kardeşimizi. Dümdüz oturuyorsunuz. Yani baston gibi işin aslı. Ama o kadar kötü oturmuyorum tabii de. Yine de rahat oturuyorum. Bu rahatlık gerçekten çok önemli yani sürüş esnasında. Çünkü zevk almak için böyle motorun üzerinde gerçekten rahat olmak gerekiyor. Ama debriyajında bir problem var yani. Biraz bir internette bir yerde okudum. Debriyajda problem olabiliyormuş yani. Bu kronik problemlerden bir tanesi. Belki de bu motosikletle çok ön kaldırdılar, tek teker yaptılar, onunla da alakalı olabilir. Çünkü ön debriyajı mesela yavaş hızlarda kalkış yaparken, ki şurada sizin için deneyeceğim, şöyle sağa çekiyormuş gibi yapacağım, birinci vitesi alacağım. Mesela şu an hani böyle bir anda kavruyor, ilginç. Muhtemelen mesela birinci viteste bir anda yakalıyor ama aynı şeyle hızlanmıyor mesela, o orada kalıyor yakaladığı yerde. Bence bununla ön teker çok kaldırıp debriyajı zorlamışlar. Ondan da olabilir. Bilmiyorum ama böyle problemden bahsettiler. Siz de alacaksanız eğer tabii ki bu motosikleti, yani ikinci el bulduğunuz veya sıfır aldığınız motosiklette bu konuya dikkat edin. İkinci el ise zaten özellikle bir servise götürüp bunu kontrol ederseniz sizin için daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. Bu motosikletle ilgili merak ettiğiniz başka bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorum olarak yazın, sorularınızı sorun. Anlatırken motosiklet üzerinde genelde bazı şeyleri unutabiliyorum. O yüzden mazur görün lütfen, kusura bakmayın. Bazen aklımdan çıkıyor çünkü motosikleti kullanırken biraz heyecanlanıyorum işin doğrusu. O mutluluk, o heyecanla insan bazı şeyleri kaçırabiliyor. Ama genel olarak kendime alabileceğim bir motor sizlere de öneririm. Eğer sizin ihtiyaçlarınıza yönelikse, sizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorsanız bayağı güzel bir motor. Kawasaki sağlam ya. Ama işte biraz da yedek parça konusu aklıma geliyor sonra. Yedek parçada da biraz pahalı olabilir yani. Bu çok grenajı yok ama yine de servis vesaire olduğu zaman biraz pahalıya gelebilir. Bu arada fiyatından da bahsedeyim. Bu motosikleti Given Drive kardeşimden aldım. Given Drive kardeşim de bu motosikleti Litvanya'dan getirmişti. Aşağı yukarı 7.000 ve 8.000 euro arasında bir fiyatı var orada. Yani buraya getirme maliyetine de dahil ediyorum, import işlemleri falan. 7.000-8.000 euro civarında bu motoru alabiliyorsunuz. Şurada yanlarından geçtim. Given Drive kardeşim de şu gerideymiş. Ben oradan şuradan yanlarına geçeyim. Videoyu da burada sonlandıracağım az sonra. Instagram'da bu arada beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizlere sık sık yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi debriyaj biraz zıplatıyor yani, anormal. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.